Mutlu akşamlar. TV19 Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ittifak düzenlemesi vardı. Doğu Guta'da yaşananları hatırlatan Cumhurbaşkanı'nın hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Şu ana kadar 700 kilometre karenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi. Ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve jandarma personelimizden 41 askerimiz ile Özgür Suriye Ordusu'ndan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İttifak düzenlemesi de Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Seçim ittifakı konusunda MHP'nin birlikte oluşturduğumuz bu ittifak şu anda kararlı bir şekilde mecliste yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? Neden? Niçin? Ayrıca Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkça ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez. Erdoğan Doğu Guta'daki yaşananları hatırlattı. Ya Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? Acaba Doğu Guta'daki gelişmeler insanlığa sığar mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar. Batsın sizin kararınız. Batsın kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var ya? Ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz ya. Kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna dünya beşten büyüktür demiyoruz. Anlamı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Ana muhalefetin milli politikalarımızı gölgeleme, ülkemize saldıranlara malzeme sağlama misyonu canımızı sıkıyor olsa da zerre kadar öneme sahip değildir. Bu partinin yöneticilerinin daha bugünden seçim sonuçlarını gölgelemeye yönelik çabalar içine girmeleri 2019'da ilgili ipuçları vermeye yetiyor. AK Parti milletimizin teveccühüyle kurulmuş, bugüne kadar da sadece ve sadece milletimizin desteğiyle gelmiş bir partidir. Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargıtay Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası temel atma törenine katıldı. Yıldırım, yargının hukuktan taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Başbakan, adaletin devletin esası olduğunu unutmadıklarını dile getirdi, 15 Temmuz'u hatırlattı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeni Yargıtay Binası temel atma törenine katıldı. Adalet, temel insani hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatıdır. Bizim medeniyetimizin esası da adalettir. Kamu iradesi kullananların birinci görevi adaleti tesis etmektir. Tarihimizde adaletle davranan devlet adamlarının daima hayırla yad edildiğine şahit oluyoruz. Katılımcılara seslenen Binali Yıldırım, yargının hukuktan taviz vermeden çalışacağına dikkat çekti.
darbecileri cesaretlendiren, meşruiyet kazandıran, vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bu güzel ülkemizde bir daha yaşanmayacaktır. O karanlık günleri özleyenler hiçbir şekilde hukuk sistemimiz içinde kendilerine yer bulamayacak. Yargı kararlı ve hukuktan taviz vermeyen duruşuyla ülkemize kazandırmaya devam edecek. Başbakan, adaletin devletin esası olduğunu unutmadıklarını dile getirdi. Adaletin devletin esası olduğu ilkesini uygulamalarımıza asla aklımızdan çıkarmıyoruz. İnanıyorum ki adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun tam tecellisi için atılan adımlar bundan sonra da devam edecek. Türkiye, evrensel değerlere sahip çıkan, uluslararası hukuka riayet eden modern yüzünü, vatandaşların hukukunu azami derecede koruyan ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Yıldırım, FETÖ'nün yargıda büyük tahribata sebep olduğunu aktardı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ancak çeşitli kamu kurumlarında ve yargıda örgütlenen FETÖ terör şebekesinin hileyle, kumpasla hukuku nasıl katledeceğine de bu arada şahit olduk. FETÖ'nün devletin can damarlarından biri olan yargı sistemimizde ne büyük bir tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Fakat iftiharla söylemeliyim ki, onca tahribata rağmen 4500 FETÖ terör örgütü mensubu hakim ve savcının bir anda mesleğin dışına atılmasına rağmen yargı sistemimizde hiçbir hizmet kesintiye uğramadan devam etmiş ve yargı 15 Temmuz gecesi büyük bir iş başarmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Zeytindalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğine dikkat çekti. Çocuk ve kadın istismarının insanlık suçu olduğuna değinen Bahçeli, Salih Müslüm'ün iadesi üzerinden Almanya'yı hedef aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Hem de dünya üzerinde kadınlar konuşuluyor. Kadınlarla ilgili değerlendirmeler herkesin malumat müktesebatı çerçevesinde yapılıyor. Partililere seslenen Bahçeli'nin gündeminde Zeytindal Harekatı vardı. Anlaşılan odur ki Zeytindal Harekatı'nda 4 stratejik saha vardı, safa vardır. Birinci olarak terör örgütü PKK, PYD, YPG ile sınır bağlantı hatlarının bütünüyle kesilmesidir. Bunda başarıya ulaşılmış, derinlemesine güvenli bir alan oluşturulmuştur. İkinci stratejik safhada Afrin'in kuşatmaya alınması, çevresinin hem terörden hem de silah ve bombalardan ayıklanmasıdır. Bu da gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar çok sayıda terör barınağı, sığınağı, mevzi, silah, araç ve gereci imha edilmiş. Açılan tüneller, kazılan hendekler teröristlerle beraber yok edilmiştir. Devlet Bahçeli, Salih Müslüm'ün iadesi üzerinden Almanya'yı hedef aldı. PKK, PYD'liler Avrupa'nın her yerinde ellerini kollarını sallayarak gezebilmektedir. PYD'nin eski eş başkanı olan terörist Çekya'da tutuklanıp bir gün sonra çıkarıldığı düzmece mahkemede serbest bırakılmıştır. Çekya, PKK, PYD'ye kıyağını çekmiştir. Çekya, terörizme destek vermiştir. Bu PYD'li cani, Çekya'dan sonra Almanya'ya geçmiştir. Türkiye'de
teröristin iadesini Almanya'dan resmen talep etmiştir. İşte Almanya'nın tarihi ve altın değerinde bir fırsat önündedir. Ya terörist Salih Müslim'i adalet önünde hesap vermek üzere Türkiye'ye teslim edecek ya da bir kez daha dostluk ve müttefiklik ilişkilerine darbe indirecektir. Almanya, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp terörizmle arasına kalın bir mesafe koymayı gözetiyorsa çare bellidir. Çözüm yolu Çekya'dan yakayı kurtaran hainin ülkemize verilmesinden geçmektedir. MHP lideri kadın ve çocuk istismarının insanlık suçu olduğuna dikkat çekti. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalı. Her kadın cinayeti istikbalimizin kalbine indirilmiş hançer, Türk İslam medeniyetinin ufkuna gerilmiş kanlı gömlektir. Biz bu hançeri kırmalıyız. Bu gömleği ise kararlılıkla yırtmalıyız. Hala istismarlara işlenmiş cinayetleri konuşuyor olmaktan, bu zulmü önleme adına bir arpa boyu mesafe alamamaktan ızdırap duyulması lazımdır. Buna da gücü yetecektir. Eğer var olacaksak, eğer geleceği şuurla kavrayıp irademizle kaleme alacaksak, kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz. Hapishane hapis, adımsa adım, idamsa idam, neyse gereği yapılmalıdır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için Almanya'ya gitti. Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye'nin bölgesel konularda işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için Almanya'ya gitti. Dostum Sigmar'a bir kere daha burada rica ediyorum. Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye'nin bölgesel konularda işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Almanya ve Türkiye'nin bölgesel konularda işbirliği çok önemli. Balkanlardaki işbirliğimiz önemli, Balkanların istikrarı hepimiz için önemli. Bu bölgenin ekonomik kalkınması önemli ve burada biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz, tam tersine ve burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bizim bölgemizde Avrupa'yı da doğrudan etkileyen, sonuçlarıyla doğrudan etkileyen bizim bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda da Almanya ile bugüne kadar yakın işbirliği içinde olduk, fikirdaş ülke olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaya devam etmemizde fayda var. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de aldığı ateşkes kararına da değindi. Milli Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı var ve maalesef burada ihlallerin olduğunu görüyoruz, özellikle Doğu Kuta'da. Bu rejimin ihlallerin kesinlikle durdurulması gerekiyor ki Astana süreci, Soçi süreci ve özellikle de Cenevre süreciyle bir siyasi çözüme ulaşmak istiyoruz. Bunun için evet katılıyorum, ateşkes şart. Ama diğer taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de YPG, PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz ki PKK Almanya tarafından da terör listesine alınmıştır ve uluslararası hukuka uygundur. Ve tüm yükümlülüklerimizi de yerine getirmişizdir. İnsani boyutunu ihmal etmiyoruz. Almanya ile Türkiye arasındaki turizme değinen Mevlüt Çavuşoğlu, seyahat uyarısı konusunu Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gözden geçirmesinde fayda var ifadelerini kullandı. Tabii seyahat uyarısı konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bunu gözden geçirmesinde fayda var. Daha önce dostum Sigmar Gabriel'e de söyledim. O günkü uyarı, son gördüğümüz uyarı, Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerimizin seviyesini yansıtmıyor. Elbette her ülke kendi vatandaşının güvenliğini düşünmek durumundadır. Bunu anlıyoruz ama bu seyahat uyarısının kesinlikle özellikle şu fuar döneminde gözden geçirilmesinde fayda var.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytindal Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde harekata ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytindal Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Harekatın yönetildiği bölüme geçen Canikli, Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den ve diğer ilgililerden harekata ilişkin bilgi aldı. Merhaba arkadaşlar. Sol! İnsansız hava aracı görüntülerini inceleyen Canikli, ziyareti sırasında kamuflaj parka giydi. Ardından beraberindekilerle Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geçen Bakan Nurettin Canikli, harekat sırasında yaralanan asker ve ÖSO mensuplarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında sohbet ettiği yaralılar Canikli'ye tedavilerin ardından yeniden cephe hattına dönmek istediklerini aktardı. Ahmet sağ parçasından yaralandı. Ameliyat ettik ortaya. Bakan Canikli yaralı bir astsubaya da düğününe katılma sözü verdi. Evet, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, salonumuzu teşrif... Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın 150. yılı sempozyumu ve yeni Yargıtay binası temel atma töreninde konuştu. Kuruldu 6 Mart 1868 tarihinden beri 150 yıldır Türk milletine adına yargılama yapan Yargıtay'ımız, ülkesine fedakarca hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Günümüze kadar pek çok üstün yetenekli, seçkin, adil ve fazilet timsali hukukçular Yargıtay'da görev üstlenmişlerdir. Bu hukukçular Türk hukukunun oluşmasında ve gelişmesinde katkıda bulunmuşlardır. Adalet bayrağını onurla ve vakarla taşınmasında hepsinin payları vardır ve övgüye değer hizmetleri vardır. Yargıtay'da görev yapan ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, şu an aramızda olmayan meslektaşlarımız da saygıyla yad ediyorum. Cirit 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Türk yargısı, adalet sistemini ve devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ, PDY terör örgütü mensuplarına karşı çok kısa süre içerisinde güçlü bir refleks göstermiş. Özellikle darbe girişiminin ortaya çıktığı ilk saatlerde bu kişileri görevden uzaklaştırmıştır. Yaklaşık 40 yıldan beri diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra Adalet Teşkilatı'na da sızanların uzaklaştırılması yargı sisteminin çok önemli bir başarısıdır. Ülkemizde geçmişte yaşanan darbelerden farklı olarak Türk yargısı askeri vesayeti meşrulaştırmamış, tam aksine ortak bir hukuk ve demokrasi şuuruyla hareket ederek her türlü egemenliğin kaynağını olan halkının ve anayasal düzeninin yanında yer almışlardır. Başkan İsmail Rüştü Cirit, yargı yetkisini belli bir örgütün amaçlarına yönelik kullananlara adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur ifadelerini kullandı. Emaneti ihanet ederek kamu görevini, özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara ise adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur. Bizim görevimiz duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük bir başarıyla yükselttiği insan hakları ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir. Yakın geçmişte yaşadığımız
FETÖ-PDY terör örgütü gerçeği, yüksek mahkemelerin topluma karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılandırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yargı etiği ve şeffaflık, topluma karşı hesap verilebilirlik ilkeleri hukuk devletinin ve demokrasinin sigortasıdır. İşte bu nedenle yüksek mahkemelerin tarihsel süreç içerisinde üstlendikleri yeni rollerin gereğini her zamankinden daha çok idrak ederek bu tür hukuk dışı oluşumlara engel olmaları devletin bekası bakımından kaçınılmaz bir gerçektir. Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi ve Mukaddere Kaydın Lisesi işbirliğiyle yapılan lise öğrencilerine yönelik empati atölyesi çalışması başlatıldı. Öğretmen Mukaddere Kaydın Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı empati atölyesi programı açılışına Belediye Başkanı Zeki Gül, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın yanı sıra kurum ve okul müdürleri katıldı. Yani bu atölyeleri sizler için yapıyoruz. Başkasının acısını duyuyoruz. Empati atölyesi programında 5 farklı alanda 25 farklı etkinlik yaparak empati kavramının geliştirilmesi hedefleniyor. Hayatımızda birbirimize ve çevremizdeki insanlara karşı duyarlılık, hoşgörü ve yardımlaşma gibi değerlerden içtikçe... Programda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açılışa katılan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sami Güçlü'ye teşekkür etti. Bu anlamda Sayın Bakanımıza teşviklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Gittiği her yere değer katıyor Sayın Bakan. Öyle müstesna bir insan ki birazdan konuşurken bunu daha iyi anlayacaksınız sizlere ithaf ederken. Evet, yani tam bir gönül adamı, tam bir vakıf insanı, tam bir devlet adamı, tam bir ilim adamı. Bu anlamda birlikte olmaktan her zaman çok büyük mutluluk duyduğumuz birisi. Bir dizi ziyaretler için Çorum'a gelen ve empati atölyesini ziyaret eden Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sami Güçlü, konuşmasında başlatılan Anadolu Mektebi programı hakkında bilgiler verdi. Çorum 6 senedir bu faaliyetin içerisinde bizim öğrencilerimizle bu Anadolu Mektebi'ne katılan ilk grup öğrencilerden bugün bir tanesi, yani bugünlerde bir tanesi Ağrı'nın Tutak ilçesinde Anadolu Mektebi'ni hayata geçirmiş vaziyettedir ve orada Merve geldi. Yani Merve geldiği bu bilgiden dolayı belediyemiz o öğrencimize oradaki hizmetlerinin burada fark edildiğini duyması onun açısından da çok büyük bir marak. Eski Bakan Güçlü, toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimine gençlerin elinin uzanması, çocuk ve genç kesimin bu insanları fark ederek onlarla temas kurması açısından çok önemli dedi. Türkiye'de bütün kurumlarımızda çok yoğun bir araştırma çalışmalar var. Bu çok önemli. Yani toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimine gençlerin bir elinin uzanması. İşte çocuk ve genç vicdanın bu kesimleri fark ederek onlarla temas kurması aslında kendilerinde çok büyük gelişmeye de vesile olabilir. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Çorum Belediyesi ile koordineli bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Birlik, beraberlik, güç, kuvvet içerisinde çalışıyoruz. Okullarımız için, öğrencilerimiz için neyi planladıysak belediye bizden birkaç adım önde her zaman destek oldu. Bazen biz düşünmeden onlar önümüze getirip yaptılar. Bazen biz yaptık. Ama sonuçta birlikten hep kuvvet duyuyor, doğuyor. Yani geldiğimiz noktada Çorum kazanmış oluyor. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan resim ve el emeği ürünlerinin yer aldığı satış ofisi Sanat Sokağı'nda açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve eşi Havva Candan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğreticileri ve öğrencilerinin yanı sıra vatandaş katıldı. Sanat Sokağı'nda yer alan ve tamamı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan kadınların oluşturduğu yağlı boya sergisi ve el ürünleri satış ofisi geçtiğimiz hafta sonu açıldı. Müzik
Açılışa Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve eşi Havva Candan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Öğreticileri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Güzel oldu. İnşallah artacak şeyler. Zamanla inşallah istediğiniz noktaya. Açılışta resim sergisini gezen Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Sanat Sokağı'nda yer alan esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı. Şu vardı. Burası da böyle ışıl ışıl olmuş maşallah. Emek verdik. Sanat Sokağı esnaflarının sorunlarını dinleyen Turhan Candan, Sanat Sokağı ile yakından ilgileneceğinin sözünü verdi. Öte yandan Candan, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yaptığı çantayı eşi Havva Candan'a hediye etti. Yok, tamamen sadece el işçi. Dünyanın ilk ve tek hayal platformu kurucusu akademisyen Semih Yalman Çorum'a geldi. Çorum'da eğitim yapan bir özel okulun daveti üzerine Çorum'a gelen Yalman, öğrencilerin hayallerini konuştu. Acayip bir deneyim ve hiç tanısın hayalini görmek değil, biz görüyoruz. Dünyanın ilk ve tek hayal platformu kurucusu akademisyen Semih Yalman Çorum'a geldi. Okulların karşısına çıktıkça biz daha da büyüyoruz. Yaptığımız şeyin... Çorum'da eğitim yapan özel bir kurumun daveti üzerine Çorum'a gelen Yalman, öğrencilerle hayallerini konuştu. Programda konuşan akademisyen Semih Yalman, bu dünyada herkesin hayali kadar olduğunu söyledi. Biz hayallerimizin peşine düşmezsek, hayallerinin peşine düşmüş birisi bizi ya kiralayacak ya da satın alacak. O yüzden sen geleceğin gelmesini istiyorsan sana ve geleceği tasarlamak istiyorsan, o zaman sen kendi hayallerinin içerisinde, istihdam içerisinde olman lazım. Dedim, konu buydu. Şimdi bu neden önemli? Bu yüzden önemli. Bu dünyada ne diplomanız kadar, ne bitirdiğiniz okul kadar, ne paranız kadar, ne çevreniz kadar, ne uyruğunuz kadar, ne inancınız kadar, hiçbir şey kadarsınız. Bu dünyada hayaliniz kadarsınız. Nasıl hayal ediyorsanız dünyayı, dünyanız öyle olacak. Çünkü veriler de onu gösteriyor. Semih Yalman, insanların hayallerine inanması gerektiğini ifade etti. Ama bir soruyu unutmayın. Sonuçta en son söyleyeceğimi ilk söylüyorum. Hayalin ne? Bunu çok sıkı düşünmeniz gerektiğini ve bunu eylemsel olarak kurmanız gerektiğini size belirtmek istiyorum. Bakın, dilek tutulur. Tamam mı? Rüya görülür. İstek başka bir şey. Ama hayal kurulur. Burada bir eylem var. Eylem. Ve hayal rüyada kurulmaz. Hayali kurabilmen için uyanık olman gerekiyor. Ve hayali kurabilmen için de hayaline inanman gerekiyor. Sen hayalini aşağılarsan, hayalini tutkutu kakalarsan, aman dersen, o hayalin zaten baştan olmaz. En birinci blokajı da hayaline sen koyarsın. Yalman, Türkiye'de anaokulu öğrencisinde %98 olan hayal kurma kapasitesinin üniversiteye gelen bir gençte ancak %2 olabildiğini belirtti. Türkiye'de hayal kapasitesi bir anaokulu çocuğunun %98. Yani bir anaokulu çocuğuna iki tane taş verdiğin zaman bambaşka alemlerle oynuyor. Bu kapasite üniversite 1'e geldiği zaman aynı çocuk %2'ye düşüyor. Aman Allah'ım dedim ya. İnanamıyorum ya. Bu çocuklardan biz inovasyon bekliyoruz, girişimcilik bekliyoruz. Bu ülkeyi daha da medeniyetler seviyesine götürmesini bekliyoruz. Dedim hangi kapasitede yapacak bunu? Yitirmiş. Üniversiteler arası voleybol turnuvası Unileague Çorum'da gerçekleşiyor. Çeşitli üniversitelerden Çorum'a gelen voleybol takımları galibiyet için kıyasıya yarışıyor. Üniversiteler arası voleybol turnuvası başladı. Ünlülük turnuvasına çeşitli üniversitelerden takımlar katıldı. Müzik
Turnuvada kadınlar kategorisinde 7, erkekler kategorisinde ise 8 takım galibiyet için kıyasıya mücadele ediyor. Üniversiteli takımların kıyasıya yarıştığı turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim gören yabancı öğrenciler burslarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalara kağıdında görev yapan Mehmetçi'ye gönderdi. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 yabancı öğrenci burslarını Zeytin Dalara kağıdına katılan Mehmetçi'ye gönderdi. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğrenen ve üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler Tömer binası önünde toplandı. Grup adına bildiri okuyan Kazakistanlı öğrenci Sara Adenova, Türkiye'nin sınır güvenliğinin tesisini sağlamaya çalıştığını belirtti. Türkiye saldırgan bir ülke değildir. Tanıdığımız Türkler ve Türkiye bunu yapacak bir ülke değildir. 5 aydır bu halkın her türlü özelliğine şahit olduk. İnsan sevgisi bu kadar yüce. Yabancılara bu ülke samimi ve yardımsever bir halk asla kendi çıkarı için savaş başlatmaz. Zaten Afrin operasyonu başlamadan önce Türkiye'nin topraklarına pek çok terör saldırısı olduğunu televizyonlardan görüyorduk. Bu bir kendine savunma operasyonudur. Topraklarına koruyamayan komşu ülkedeki iç savaş Türkiye'ye sıçramasın diye alınmış bir tedbirdir. Bizler buna şahidiz. 71 farklı ülkeden gelen bizler bu ülkede huzur ve barış eğitim görüyoruz. Türkiye'nin Afrin'deki haklı mücadelesini destekliyoruz. Öğrenci Adenova desteklerini göstermek amacıyla burslarını bağışladıklarında sözlerine ekledi. Desteğimizi sembolik dahi olsa göstermek amacıyla burslarımızdan artırdığımız bir miktar parayı Mehmetçik Vakfı'na bağış için topladık. Küçük dahi olsa bu maddi desteğimiz, manevi desteğimizin yanında sözü bile edilmez. Umarız ki Türkiye bu operasyonu en az kayıpla bitirir ve dünyada Türkiye kontrolündeki Afrin'in yeni yüzünü görür, yanılmış olduklarını anlar. Allah Türkiye ve Türk askerlerine yardım etsin. Samsun merkezi düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda sosyal paylaşım sitesi üzerinden sattığı cep telefonunun parasını alıp telefonu teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çift yakalandı. Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal paylaşım sitesinde satılık cep telefonu ilanı yayınlayıp ücretlerini aldıktan sonra telefonları teslim etmediği iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler ülke genelinde yüzden fazla kişiyi bu şekilde dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Suat B. ile eşi Zeynep B.'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 4 cep telefonu, 8 sim kart ile sahte ehliyet ele geçirildi. Hakkında 139 yakalama kararı bulunan Suat B. ile 54 yakalama kararı bulunan Zeynep B. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir'in Bornova ilçesinde GBT kontrolü yapan polislere şüpheli şahıs bıçakla saldırdı. Saldırıda bir polis şehit olurken bir polis ise yaralandı. İzmir'in Bornova ilçesinde GBT kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı. Olayda şehit olan Mehmet Çelik'e İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen şehit polisin eşi Aysun Çelik ayakta durmakta güçlük çekti. Zonguldak Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Sakin, sakin. Sakin. Eşe idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücüyle aynı araçta bulunan İMK çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İMK'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tokat'ta Almus Barajı Gölü'nde bir balıkçının ağına 81 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balıkçılar tarafından tekneye çekilen balık bir cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yazdı. Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Aşkın Akkaya'nın ağına büyük bir yayın balığı geldi. Akkaya uzun süren uğraşlar sonunda balığı kayığına almayı başardı. Balığı kooperatife götüren Akkaya, balığın 2 metre 55 santimetre uzunluğunda ve 81 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi. Balıkçı 81 kilogramlık dev yayın balığını satılması için kooperatife teslim etti. Kapattı mı? Kapattım. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı kontrol uygulamasında bir otomobilin şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 18 kilo 376 gram esrar ele geçirdi. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda araç kontrolü yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada otomobilin gizli bölmesine saklanmış 36 pakette 18 kilo 376 gram esrar ele geçirildi. Eroin abi. Devamı var. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü OÇ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Az daha kalın. Tamam. Gel bakalım. Lastik attım, sıkıntı yok. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere değer verelim. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle TV19 ekranlarında sizler birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.